uzun bekleme süresinin ardından. Ben şunu merak ediyorum. Bunun öbür tarafa yansıması ne olacak? Yani Rusya ile ilişkilerimize, belli ki S-400'ler burada tabii bu kadar kısa sürede çözülemez. Bunu nasıl değerlendirirsin sen? Şimdi S-400 meselesi ilginç. Yani ben şeyden önce, bu görüşmeden önce yazdığım birkaç yazıda, yetkin reportta bunu özellikle altını çizdim ki şöyle bir zımni anlaşma, bu iki tarafın da kabul edeceği, açıkça kamuoyuyla paylaşacağı bir şey değil. Yani sanki öyle bir şey var ki biz yeni S-400 almayacağız, Amerikan başkanı da Kongre'nin yaptırım taleplerini donduracak. Yani böyle bir yani askıya alma dengesi, böyle bir askı dengesi orada kurulmuş durumda. Anlaşılan Suriye, YPG, PKK konusunda da böyle bir denge kurulmuş durumda. Yani dokunmayalım, böyle gittiği kadar gitsin. Çünkü Türkiye için, yani Amerika Birleşik Devletleri artık PKK, YPG'yi IŞİD'e karşı mücadele çerçevesinde, öyle söylüyorlar, yani asli ortak olarak Suriye'de gördüklerine göre Türkiye'nin buradaki talebi artık bu noktadan sonra onların Türkiye sınırından olabildiğince uzaklaştırılması olabilir. Daha güney, yani zaten IŞİD varlığı dediğiniz zaman şu anda daha çok Irak sınırında. Onlar daha güneyde, yani Türkiye sınırında artık kalmadığı ifade ediliyor. Ha, bunun karşılığında da zaten Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti. İşte insani yardım çerçevesinde, hatta NATO Genel Sekreterinin konuşmasında da bu tür tonlamalar vardı. Suriye'nin batısında Rusya'yı dengelemek için de beraber Amerika ile çalışma sanki imkanı olacak. Yani asli iki konuda S-400 ve yani biri Amerika açısından en önemlisi S-400, Türkiye açısından en önemlisi liderlerin ifadesine göre de Suriye, YPG, PKK konusu. Bu iki konuda adeta hani bizim günlük siyasette kullandığımız deyimle tıpkı beklendiği gibi komisyona havale edilmiş durumda. Yani dondurulmuş durumda. Yani burada yeni bir şey yok. Dediğim gibi yeni meseleler doğrudan Amerika ile, bir Afganistan'ın var doğrudan Amerika ile ilişkisi. Onun dışında olduğu gibi duruyor. Peki yani, izninizle bir... Duruyor. O yüzden dedim, yani asıl sanki ilerleme mevzuları NATO ile bağlantılı diye, ama hani sizin sorularınıza göre... Evet, bir adım sonra onu bir sormak istiyorum. Ama bunu bir Yurtar Bey'e sormak istiyorum. Yurtar Bey, sizce Murat Yetkin'in söylediği gibi dondurma nereye kadar dondurulabilir? Kongreyi gerçekten bu konuda tutabilir mi Biden veya tutmak ister mi? Şimdi şöyle, yani Murat Bey'in dediğine şöyle katılıyorum. Benim ABD'de kongrede konuştuğum kaynaklarda, yani dış politika özelinde Biden'ın ne yapacağını, ne söyleyeceğini beklediklerini ifade etmişlerdi bana, yani Türkiye konusunda. Ama mesela kırmızı çizgilerine, hem beyazların hem kongrenin, eğer biz Türkiye olarak yeniden bir S-400 bataryası alırsak ya da 2019 Temmuz'unda sevkiyatı başlayan ilk bataryayı aktive edersek, bu sefer yaptırımlar gelecek. Yani o konuda herhangi bir durdurma olamaz. Ama yani Murat Bey'in dediğine katılıyorum. Orada şu anki şey bekleme sürecinde. Ama bu, yani 4 sene böyle devam eder mi, ondan emin değilim. Yani bu taktik mesela Trump zamanında da çok devam ettiriliyordu. Yani bazı konularda işbirliği yapıyordu Türkiye ve Amerika, ama böyle önemli konularda da görmezden geliniyordu. Yani Biden seçim öncesinde, seçim sırasında da çok ciddi bir şekilde ne kadar NATO yanlısı olduğunu, NATO'yu güçlendirip genişletmek istediğini, bu ittifakın da yani Rusya'yı düşman olarak gördüğünü defalarca söyledi. O yüzden ben çok böyle bir orta yol ne kadar bulunur, ondan emin değilim. Yani şu an için öyle. Ama tabii önümüzdeki süreçte işte Halkbank davası olacak. Türk-Amerika ilişkilerine ilgilenen başka meseleler var. Yani başka sebeplerden dolayı ikili ilişkiler daha da kötüye giderse onu bir kırılma olarak kullanıp Tayyip Bey S-400'lerle ilgili yeni bir hamle yapabilir diye düşünüyorum ben. Peki. Başı senin Murat'a bir sorun var mı? Bir yorumun var mı Murat'ın söylediği? Murat Bey merhabalar. Merhaba. Şimdi şöyle bir şey. Herhalde bu görüşmeye, yani bugün Cumhurbaşkanı konuşana kadar
ikinci, üçüncü ağızlardan en çok duyduğumuz sözlerden biri Türk-Amerikan ilişkilerinde sorunları paranteze almak. Bilmiyorum, siz de eminim hiç duymadığınız kadar duymuşsunuzdur belki. Ne demek sorunları paranteze almak? Acaba bahsedilen, hani sizin komisyonu havale etmek dediğiniz şeyler çözümlenmeden de bir tür Türk-Amerikan ilişkilerinde acaba bir ilerleme, bir adım atma, işte NATO'nun 2030 konsepti denilen ve aslında hedefi Rusya ve Çin'i alan karşısına yeni konseptin içerisinde Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi ama sorunların da bir kenarda durmaya devam etmesi anlamına mı geliyor bu sorunları paranteze almak? Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, yani bu parantez meselesini ben az önce askıya almak ya da hani buzdolabına koymak da diyebilirsiniz. Şöyle bir şey var. Aslında bu sadece Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler için değil. Şu anda dünyada uluslararası ilişkiler atmosferinde şimdi söyleyeceğim bir anlayış var. Yani bu da belki de gerçekçi bir şey. Yani ya hep ya hiç yerine ya anlaştığımız konularda ilerleyelim, anlaşmadığımız konularda da hani mesele etmeyelim. Türkiye'nin aslında 2016'dan bu yana Rusya ile kurduğu bütün ilişkinin özü budur. Yani Türkiye ile Rusya pek çok alanda karşı karşıya geliyor. Ya Libya'da neredeyse karşılıklı hani ne derler, vekalet güçleri karşılıklı savaştılar Libya'da. Yani daha ötesi yok. Yani Ukrayna meselesinde öyle, fakat bir yandan da Rusya ile işbirliği sürüyor. Hani bu aslında temel olarak Rus diplomasisinin bir hakim olması uluslararası ilişkiler atmosferine. Yani onlar diyor ki tamam, hangi konularda anlaşıyoruz, şunlarla. Tamam, onlarda ilerleyelim. Anlaşamadığımız konularda da bir bakalım, görüşürüz. Ne zaman anlaşırsak o zaman gider. Yani burada da şimdi Amerika ile ilişkilerde de sanki bu yöntem uygulanıyor. Yani işte S-400 olmadı diye böyle bazıları şey, birkaç ay öncesine kadar şey yorumları vardı, hatırlayacaksınız. İşte artık Amerika için Türkiye bitti filan gibi, böyle işte yok NATO'dan Türkiye'yi atacaklar filan. Yani böyle hakikaten fantezi bile diyemeyeceğimiz uydurma teoriler kuruldu. Böyle bir dünya yok. Yani böyle bir dünyanın olmadığı görülüyor. Yani orada Rusya oldukça, Çin Rusya'nın en büyük müttefiki kaldıkça ve şu anda dünyanın ana ticaret ve çatışma ekseni diyeceğim, Pasifik Okyanusu artık Çin-Amerika arasında olduktan sonra başka türlü bir dünya var. Yani burada pire için yorgan yakma dünyası değil bu dünya. Yani ya hep ya hiç, ya hep her şeyde anlaşacağız ya hiçbir şeyde anlaşmayacağız dünyası değil. Ha, bunu söylerken ulusal çıkarların, ülke çıkarlarının ve halk çıkarlarının korunması için yeterince mücadele ediliyor mu edilmiyor mu, bunu sormamız lazım. Yoksa neden şu konuda anlaşmıyoruz, biz o zaman ilişkileri bitirmiyoruz filan gibi yaklaşmamak lazım. Hani yapılabilecek olan yapıldı mı? Buna bakmak lazım. Şimdi siz diyorsunuz ki birinci sırada benim için en önemli konu Suriye'deki işte YPG ile işbirliği. Senin YPG ile işbirliğin diyorsunuz. Tamam mı? Ama sonra diyorsunuz ki bir değişiklik yok. İyi terörist, kötü terörist anlayışı korunuyor. Güzel. Demek ki başka alanlarda yapacaksınız. Daha işte geçen hafta Birleşmiş Milletler, Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi geldi değil mi? Suriye'ye insani yardım şey, galiba 25'inde yenilenecek o anlaşma. İşte binlerce kamyon yardım gidecek. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye ile burada çalışmak ister. Neden? Rusya'yı dengelemek için. Yani İdlib hakikaten çok kritik bir denge üzerinde duruyor. Yani oradaki şey, kilit nokta haline geldi neredeyse. Şimdi Suriye'de bir şekilde sorunun bir kısmını dondurup diğer kısmında ilerleme sağlama var. Bu S-400'ler konusunda işte tamam, biz almayacağımızı söylemeyeceğiz ama almayacağız gibi bir tablo var. Ama işte orada da yaptırım gelmeyecek. Şimdi Amerikan başkanı görüşme çıkışında çok iyi bir şey oldu dedi. Hani
şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani bu görüşme öncesi bazı meslektaşlarımız, bazı yorumcular şey yaptı değil mi? Yani masaya insan hakları ve demokrasi koyacak Amerika ve olmazsa olmaz diyecek. Ne oldu? Ne oldu? Yani Amerika'nın ve Avrupa'nın insan hakları ve demokratikleşme endişelerinin ya da söyleminin sınırı ticari ve askeri çıkarlardır. Bu artık yani daha kaç bin kere bunu ders alacağız. Yani bu şeyden ne zaman bir vazgeçeceğiz böyle işte hani Biden gelecek dertler bitecek filan diyenler vardı ya. Hani daha ne kadar? Şimdi dolayısıyla görüyoruz ki bütün ilişkilerin çerçevesini çizen askeri ve ticari çıkarlar. Şimdi işin daha ticari kısmına gelmedik. Ama hemen şeyin öncesinde değil mi bu görüşmenin öncesinde ne çıktı? İşte Karadeniz'deki